9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve iş ve atılıyor. Yedincisini yapıyoruz. Sağlıklı bir şekilde yapıp bitirmek istiyoruz yarışımızı. Çünkü Kaz Dağları 3 gün önce 20 senedir görmediği bir yağış aldı. Parkurlarımız da tabii etkilendi bundan ama coğrafya bunu acayip kaldırıyor. Ben inanamıyorum. Zeytinin bereketi mi diyelim ona. Biz bu sene 7. kez düzenliyoruz. 1-2-3 Aralık tarihlerinde. Ve yarışımızı her sene 4 etapta düzenliyorduk. Bu sene farklı bir etapla, yani 8,5 kilometrelik kısa bir mesafeyle 5 etaba çıkarttık. O da pazar günü düzenlenecek. Bugün şimdi 11 startımızı vereceğiz. Sabah 7'de 66 ve 110 kilometre startlarımızı verdik. Şimdi 36 kilometre koşanları yolcu ettik. 11'de de 15 kilometre koşanları yolcu edeceğiz. Bu sene yaklaşık 1600-1700 yakın sporcumuz var. Yaklaşık 30 ülkeden bu sayıya ulaşmış durumdayız. Biz her sene destekçilerimizin de bize kattıklarıyla büyüyerek ilerliyoruz. Bölgenin tanıtımı için ve bizim için çok önemli artık İde Ultra. Yani burayla özdeşleşen bir yarış. Yani Çanakkale'de başlayıp Balıkesir'de biten bir etkinlikten bahsediyoruz. Bir koşu yarışından 110 kilometre süren. Türkiye'de bilmiyorum Avrupa'da var mıdır, çok azdır. Türkiye'de de bir şehirde başlayıp başka bir şehirde biten yarış yok. Ben şu anda koşan herkese başarılar diliyorum. Umarım sağlıkla mıhlı çayı da geçerler. Güzel bir etkinlik bizleri bekliyor diye düşünüyorum. Pazar günü ödül töreninde de bütün sporcularımızı ve davetlilerimizi bekliyoruz.
uza yukarı, uza 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 uza, evet. Tebrik ediyoruz. Rusya'dan katılmış ve birinci geldi. Kendisini kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizim bu organizasyonumuza yer aldığı için kendilerine Edremit halk adına, Altınoluk halk adına teşekkür ediyoruz. Ve başarıların devamını diliyoruz. Ve bu madalyayı büyük bir onurla Mikail'in boynuna takıyorum. Evet değerli basın mensupları, şeylere alkışlarımızla tekrar tebrikler. Pazravay, congratulations. He's the mayor of Edremit and he said that he is so happy that you are here.